Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir bir açıklama yaptı. TUSAŞ'ta Savunma Sanayi Başkanları arasında 150 kilogram taşıyan bir döner kanat insansız hava aracı sistemi konusunda bir anlaşma yaptıklarını açıkladı. bu sistemin tasarımın 2021 yılında uçuş testlerinin yapılarak tamamlanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesinin planlandığını İsmail Demir sosyal medya üzerinden paylaştı. Peki savaş alanında kullanılan yük taşıma veya gemilerden kalkabilen döner kanatlı insansız hava aracı sistemleri neler? Dünyada hangi örnekleri var? Türkiye'de bu konuyla ilgili bir çalışma var mı? Gelin bu videomuzda döner kanatlı insansız hava araçlarını birlikte inceleyelim. <laughs> İnsansız hava araçları elden atıldı, daha da büyüdü, uçak veya böyle en son akıncının da yapıldığı 5 tonluk devasa hava araçları haline geldi ve tabii ki birçok izleyicimiz, okuyucumuz da soruyor. Helikopterlerden olmuyor mu bunlar? Ve tabii ki oluyor. Bu sistemler ya mevcut helikopter modelleri modifiye edilerek İHA yani pilotsuz uçabilecek hale getiriliyor veya farklı adımlar atılıyor. Sıfırdan e, ufak bazen ufak bazen daha büyük yapılara sahip döner kanatlı insansız hava araçları geliştiriliyor. Bu konuyla ilgili dünyada iki önemli konsept var. Bu konseptlerden birincisi tasarlanan döner kanat yani helikopter İHA sistemlerinin su üstü gemilerde örneğin kullanılmasıyla ilgili çalışmalar var. Gemiler herhangi bir şekilde uçak gemisi veya gövdesinde bir platform iniş kalkış için müsait olmayan bir pist yoksa döner kanatlı İHA sistemleri devreye giriyor. Bu konuda öncü çalışmaları yapan şirketlerden biri de Northrop Grumman. Northrop Grumman'ı hep 1970'lerde tasarladığı F-14 uçaklarıyla tanıyoruz ama Northrop Grumman son yıllarda özellikle radar ve elektronik sistemler konusunda çok uzmanlaşmış bir Amerikan savunma devi. Northrop Grumman bu konuyla ilgili ilk 2000 yılında başladı ve döner kanat bir İHA sistemi için Schweizer yapısı 333 serisi helikopteri kullandı. Bu helikopter 2 veya 4 kişilik çok basit yapıya sahip tek motorlu bir helikopter. Bu helikopter alındı. 4 palli hale getirildi ve tabi kokpitte pilot ve yolcuların yeri söküldü. Buraya çeşitli sistemler konuldu. Ve 2006 yılından itibaren MQ-8B olarak adlandırılan platform Amerikan donanmasında görev yapmaya başladı. Bu sistemin temel amacı Öncelikli olarak keşif yani gemiden kalkıyor, birçok hedefi takip ediyor, gerekirse lazer işaretlemesi yapıyor. Lazer işaretlemesinin de anlamı uçakların atacağı güdümlü bombaların o hedefe yönlendirilmesi ve nokta atışı gerçekleştirilmesi. Ve ilerleyen zamanda da bu döner kanat İHA'nın sağına ve soluna takılan özel paylonlarla bir atış yapabilen, roket atabilen, güdümlü mühimmatlar kullanılabilen bir platform haline getirildi. Bu sistem 2006'da envantere girdikten sonra birçok operasyonda da başarıyla kullanıldı ve halen Amerikan donanmasının temel döner kanat İHA sistemleri arasında yer alıyor. MQ-8B yaklaşık 320 kilogram ağırlığında e, faydalı yüke sahip 200 kilometre menzil içerisinde görev yapabiliyor ve 9 saat havada kalabiliyor. Gerçekten etkili bir platform. MQ-8B'den sonra yine Northrop Grumman daha büyük bir insansız hava aracı üzerinde çalışmalara başladı ve burada sıfırdan tasarım yerine Bell'in sivil amaçlı kullanılan 407 modelini aldı, pilotsuz hale getirildi ve bu hava aracına da MQ-8C adı verildi. Sistem ilk uçuşunu 2013 yılında yaptı, 2019'dan itibaren de hizmete girmeye başladı. 318 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor, 12 saat havada kalıyor. Menzili ise 280 kilometre. MQ-8C üzerinde özel olarak geliştirilmiş sarraları var. Bu radar konusunda da farklı farklı imalatçılarla çalışıp onların sistemlerini Northrop Grumman deniyor. E bu sistem aynı zamanda ayasal olarak adlandırılan sinyal istihbaratında da kullanılan önemli bir yapı. E çok fazla hani bir atış gücünden öte. Özellikle sinyal istihbaratı, hedeflerin takibi konusunda gelişmiş sistemlere sahip bir helikopter. Ve yavaş yavaş da Amerikan donanmasını gemilerinde e, MQ-8C görev yapmaya başlıyor. Dört palli, tek motorlu bir helikopter ama gerçekten sivil pazarda da binlercesi üretilmiş, milyonlarca uçuş saati uçmuş, kendini ispat etmiş bir platform. Yani gördüğünüz gibi Northrop Grumman iki konsepte de, mevcutta sivil amaçlı kullanılmış kendini ispat etmiş gövdeleri insansız hale getirerek uçuşlarına gerçekleştirebiliyor. Şimdi tabi Türkiye'deki çalışmalara da burada bakmakta fayda var. Türkiye'de aslında döner kanatlı İHA sistemi ilk olarak 2007 yılında Baykar grubu tarafından geliştirildi. O yıllarda Baykar henüz elden atılan mini İHA sistemleri tasarlayan küçük bir şirketti. Bugün devasa bir yapıya ulaştı ve gerçekten 5 tonluk akıncı gibi büyük insansız hava araçları sistemler üretiyor. Malazgirt dıştan bakıldığı zaman basit model helikopterin bir büyüğü olarak adlandırılabilir. Rotor çapı 1.90 metre yani 190 santimetre uzunluğunda sistemin gövde boyu da 1.2 metre uzunluğundaydı. Yaklaşık 20 kilometre menzilli sistemin, hem elektrik hem de benzin motorlu versiyonları planlanmıştı. E, bu sistemde özellikle keşif amaçlı kullanılması, yere bilgi aktarılması gibi farklı farklı amaçlarda görev yapmaktaydı. Arda. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 2015'te yıllarda R300 adı verilen Riha yani rotor olarak adlandırılan döner kanatlı İHA sistemleri üzerine çalışmaya başlamıştı. Bunun için Amerika'dan Mosquito adı verilmiş bir kit helikopter alınmıştı. E, burada da e, TUSAŞ'ta bir sıfırdan bir helikopter tasarlamak yerine kit olarak satılan amatör havacılığın kullandığı basit bir sistem olan Moskito üzerinden yürümeye başladı. Helikopter hemen insansız hale getirildi ve otonom yani uzaktan kumandayla e, otomatik bir şekilde kalkış yapabilen, havada uçabilen, daha sonra da emniyetle içe inebilen bir sistemi kendi bünyesinde geliştirdi ama o dönem bu sisteme e, herhangi bir sipariş savunma sanayi o zamanki adıyla müsteşarlığıydı. E, sipariş gelmemişti. Bu sadece TUSAŞ içerisinde bir ARGE sistemi olarak yer aldı. E, helikopter burnunda özel e, filir kamera sistemi gereğinde hedef işaretleyebilecek ve gemilerden ağırlıklı olarak görev yapabilecek bir yapı içerisinde planlanmıştı. Bu konsept keşif amaçlı kullanılabilecek ve aynı zamanda diğer yurt dışındaki rakipleri gibi hedefleme e, veya çeşitli takılacak sistemlerle belki sinyal istihbaratı gibi farklı farklı alanlarda kullanılabilecek. İnsansız rotorlu hava araçlarının bir başka görevleri de muharebe sahalarında yük taşıma amaçlı. Burada örneğin bir çatışmanın ortasında muhimmat taşınması veya bazen yaralı bir askerin kurtarılması helikopterleri riske atmamak için insansız hava aracı sistemleri kullanılabiliyor. Bu tür konularda da bu projenin geliştirilmesi ve bu alanlara da el atması için farklı farklı çalışmaların da ileride yapılması planlanıyor. Şimdi isterseniz yazarımız Hakan Kılıç'la yaptığımız röportajı sizlere verelim. Dünyada ne tür çalışmalar yapılıyor bunlarla ilgili? Örneğin Çin'in yaptığı çok enteresan çalışmalar var ve rotor olarak adlandırılan döner kanatlı İHA'lar nereye gidiyor? İsterseniz Hakan Kılıç size anlatsın. Şimdi bildiğimiz gibi deniz havacılığı işte uçak gemileri, LH'd'ler yani havuzlu çıkarma gemileri, helikopter gemileri gibi birkaç sınıftan oluşuyor. Şimdi uçak gemilerindeki araçlar daha çok uçak, helikopter ama insanlı e, helikopterler o işte ağır nakliye savaş helikopteri. Fakat bu insansız sistemleri daha çok biz e, LH'd'lerde yani daha küçük güvertesi olan işte helikopter gemileri gibi, helikopter gemilerinden de ziyade havuzlu çıkarma gemileri. Yani bizim TCG Anadolu'nun muadili aynı sınıfındaki gemilerde görüyoruz. Sebep şu, birincisi az yer yani geminin güvertesinde daha çok içerisi işte amfibik taburlar oluştuğu taburlardan oluştuğu için gemide hava aracası. Dolayısıyla az yer kaplayan cüs yani ebat olarak da küçük olan hava araçlarının olması. İkincisi Bunlarda işte e, dikey kalkan uçaklar olabildiği gibi işte değişik mesela Çin'deki versiyonlarında yok. E, uçak yok yani F-35B ve her yer gibi bir uçağı yok. Çin ne yapacak? Nasıl bir şey koyacak? Üstüne koca bir insan savağ da indirip kaldırabilecek durumda değil. Dolayısıyla e, normal nakliye ve savaş helikopterleri haricinde daha çok bir riskli işlem, riskli saldırılar, risk faktörü içeren saldırılar diyeyim bir de keşif unsuru olarak insansız döner karat siha ve iha'lara yöneliyor ve bunda da Çin'in çok fazla bir 8 8 yıllık bir çalışması var yani bu dün olmuş bir şey değil işte bugünlerde de sosyal medyaya zaten çeşitli fotoğraflar yansıdı şimdi burada şöyle söyleyeyim nasıl ki cep telefonu çıktı ve bilgisayarlar ve her şey çok fazla değişti şimdi bu sihaların ilk birkaç yani birkaç yıl önceki pozisyonundansa şu anda çok farklı çok çok farklı alanlarda SİHA'lar görev yapıyor. İşte neydi? Ee, biz işte Bahar Kalkan harekatında bir hava savunma seyahat gösteri, hava yani seyahat veya işte hava savunmanın bastırılması operasyonu yaptık resmen. Başkası başka bir şey yapıyor. Amerika yıllardır işte e, terörle mücadele operasyonları veya işte asimetrik unsurlarla mücadelede kullanıyor. E, biz de aynı şekilde kullanıyoruz ama e, şimdi mesela ne yaptılar? Geçen e, insansız sistemler videomuzda anlatmıştık. E, Q58 A yani içine turbo fan motor olan, resmen bir savaşçı olan, icabında hava yer görevleri ve hava hava füzeleri de taşıyabilecek, düşman uçaklarına karşı gerideki F-22, F-35 kollarını koruyacak bir yem olacak bir uçak sistemi yaptılar. Yani bir nevi bu. İşte aynı şekilde İngilizler e, Boeing şey için yaptı bunun bir farklı versiyonunu Avustralya için yaptı. E bunları videolarda çok anlattığımız için ben ayrıntısına girmek istemiyorum. Yani SİHA'lar havadan hava yer görevleri, havadan e, karaya saldırmaktan başka şimdi Çin'de AVAX görevi gören bir SİHA var. Bir yazıda kısaca anlatmıştım ben onu. Yani SİHA'nın gövdesine büyük bir radar e, antenleri ve hatta kanatlarını da kullanmışlar. Mini bir e, AVAX görevi görüyor. Aynı şekilde 16 tane tank savar füze barındıran döner kanat yani helikopter SİHA'ları var. Ta bu geçen yıl çıkan bir olay, yeni de değil. E bunu da şimdi o gemiye koyacak belki. İşte e, geçen de yansıyan fotoğrafta maketleri gemiyi deniyorlar, DHD gemisi. Yani bizim aynı TCG Anadolu muadili bir gemi hemen hemen. Orada büyük dev e, bildiğimiz Çin nakliye, Z serisi işte nakliye helikopterleri var. Önünde de bir tane e, bu Amerikalıların... E, MQ8'di galiba. MQ8C işte Fire Scout bu Bell, Alt, Bell 207 normal sivil e, e, helikopterinin bir yani normal sivil bir helikopterin tamamen insansız hale getirmiş. Hatta pencereleri de bile kapatılmış. Modelinin bir Çinli mi versiyonu. Hatta birçok kişi ya bu kopya mopya falan. Kopya mopya değil. Adam kendi yaptığı Z serisi bir helikopteri insansız hale getirmiş. Sadece burada bir fikir kopya. Yani biz de yapalım. Mantığıyla yapılmış bir şey. E şimdi yarın bununla keşif yapacak belki bunu ASV denizaltı harbi görevinde kullanacak. Bundan sonar sarkıtacak aşağıya. E çünkü çok gemiden çok ileride çok uzun mesafede kullanacak. Hani da riske atmamak için pilotlarını. E belki belki o, o helikopter çok hani silahlanabilecek pozisyonda bir helikopter değil ama e, küçük mini helikopterlerini silahlandırıyor. Yani bizim aynı insansız hava aracı dron'dan e, hava mühimmatı bırakmamız gibi işte geçen de birkaç ay önce yaptığımız o da e, çok büyük bir havan mühimmatını o helikopterden bıraktığına dair fotoğraf var. işte seyircilerimiz görüyor. E, dolayısıyla e, artık e, bu uçak gemisi olmayan platformlarda döner kanat insansız hava araçlarının e, hava araçları e, resmen nasıl söyleyeyim işte Amerikan uçak gemilerindeki F-14, F-18'ler şimdi neyse aynı o noktaya gidiyor. Yani onların temel vurucu gücü haline gelecek neredeyse. Yani bir süre sonra öyle bir yarış ki yani onların üzerindeki işte Çin savaş helikopteri ile belki o sihalar aynı değeri paylaşacak yani aynı stratejik olarak onlar için aynı değerde olacak. Bugünkü videomuzda insansız döner kanatlı hava aracı sistemlerine birlikte baktık. Videolarımız her gün pazartesiden cumaya saat 19'da yayınlamaya devam ediyoruz. Katıl butonuyla bize destek verebilirsiniz. Sorularınızı yorum olarak bize yazabilirsiniz veya info@tolgozbek.com adresine yollayabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.